GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş günündeki fiyat hareketlerini incelediğimizde genel anlamda ABD piyasalarının da tatil olması, diğer yandan zayıf veri takvimiyle birlikte sakin hareketler gerçekleştiğini gün ortasına kadarki süreçte ifade edebiliriz. Sabah saatlerinde Çin'den gelen e HSPC imalat PMI verilerinde etkili olduğundan bahsedeceğiz. Fakat Avrupa piyasalarından başladığımızda burada Euro bölgesi imalat PMI rakamlarının beklentinin oldukça altında kaldığını gördük. Özellikle Alman imalat PMI verisinin 11 ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte Euro bölgesinde tekrar Avrupa Merkez Bankası'nın ek teşvikler uygulayabileceğine yönelik beklentiler oluştuğunu görüyoruz ki bu da Avrupa endekslerinde pozitif bir seyre yol açmış durumda şu ana kadar ki hareketleri incelediğimizde diğer yandan Bölgenin diğer büyük ekonomisi olan İngiltere'ye baktığımızda ise burada da imalat PMI verisinin Ağustos ayında düşüş yaşadığını görüyoruz. Veri öncesinde sterlin dolar paritesinde yükselişler gözlemlemiştik fakat bu yükselişlerden sonra beklentinin altında kalan rakamla birlikte bir miktar geri çekilmeyle birlikte paritenin 1.6625 seviyelerinde şu an için seyrettiğini söyleyebiliriz. Düşüşler sınırlı kalmış durumda şu ana kadar. Diğer yandan Çin'de HSBC PMI verisinin beklentilere yakın sonuçlanması, beklentinin bir miktar altında kalması piyasalarda Çin hükümetinin yeni teşviklerde bulunabileceği beklentisini oluşturdu. Bu da olumlu karşılandı piyasalarda. Hindistan'da ise e, beklentinin üzerindeki büyüme ile birlikte ekonomideki büyüme ile birlikte gelişmekte olan ülke endeksinin piyasalarının destek gördüğünü e, şu ana kadar ifade edebiliriz. Biz 100 endeksinde bunun paralel bir şekilde etkilerini şu an için görüyoruz. Endeks 80.476 puan seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor ki bu da %0.20'lik şu an için bir kazancı tekabül ediyor gün ortasındaki sürece kadar ki hareketlere baktığımızda. Dolar Türk Lirası'nda yükseliş hakim şu ana kadar 2.1627 seviyesinde hareketlerini sürdürüyor. Bu da tekrar gelişmekte olan ülke para birimlerine e, hareketlerine göre bir paralellik yaşıyor şu ana kadar dolar karşısındaki değer kaybı euro Türk lirası paritesi ise 2.84 18 seviyesinde şu an için seyrediyor. Günün geri kalanında zayıf veri takviminin e, yine etkili olacağını ifade edebiliriz. Bunun dışında Kuzey Amerika'da Kanada ve ABD'de işçi günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Bu da fiyatlamalardaki etkileri bir miktar sınırlandırabilir haftanın geri kalanında önemli merkez bankası açıklamaları etkili olacağı için bugün birazcık daha belirsizlik ön plana çıkabilir piyasalarda, fiyatlamalarda. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili ifade edebileceğimiz ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.